Bizim bugünkü panelle bağlantılı olarak bir iki giriş cümlesi müsaadenizle söylemek isterim. Bir tanesi feminist tarih yazımının ve öz yaşam öykülerini yazmanın ne kadar zor bir alan olduğunu aslında dün gördük ve tartıştık. Elinizde belgeler, bir takım ne diyelim anılar, romanlar olsa dahi bunu yazma biçimleri çok farklılık gösterebiliyor ve tabii bunları okuma, değerlendirme, inceleme biçimleri de aynı şekilde. Hangi gruplarla nasıl tartışılacak, nasıl ifade edilecek soruları da çok önemli. Dolayısıyla dün aslında bence çok eğitici bir metodoloji çalışmaları yaptık diyebilirim. Örneğin Morag Smith'in verdiği bu Suffragette tarihini kimlere anlatacağız, anlatmalı mıyız 100. yılında sorusu bence çok önemliydi. Çünkü zaten şu anda İngiltere'de pek çok müzeye giderseniz fotoğraflarıyla, tarihiyle suffragettlerin tarihi 100. yılında anlatılıyor. Ama çeşitli cinsel şiddet üzerinden problemler yaşayan, hapishanede olan bir takım kadınlarla şimdi empoze eder biçimde suffragette tarihini çalışıyoruz demek ne demek sorusu sorabilmek de çok değerliydi bence. Onlara tam da kendi bulundukları noktadan kendinizi ifade etseydiniz nasıl ederdiniz bugün demek ve şiddet üzerinden işte tecavüz üzerinden hatta bir örnek göstermişti bize ifade etmelerini sağlamak belki çok daha yaratıcı, çok daha onların o anki konumlarını anlayan, empati kuran bir pozisyon olur diye düşündürdü bize. Aylin Vartanyan, Karin Karakaşlı ve Morag Smith aynı zamanda bu tarih yazımının ve öz yaşam öykülerini yazmanın hiç kolay bir alan olmadığını, bunları kolaylaştırırken şiire, video sanatına, fotoğrafa, resime, müziğe, melodiye çok daha açık olmamız gerektiğini aslında bize söyledi. Dolayısıyla bu böyle bizim kendi kafamıza göre ah tarih yazımı şudur hadi oturalım yazalım diyeceğimiz kadar basit bir alan değil. Ve onu yapmanın kendisi de aslında çeşitli özneleri ve var olma biçimlerini sessizleştiriyor olabilir. Dolayısıyla farklı alanlar, farklı sanat alanları, farklı ifade etme biçimlerine açık olmanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterdiler. Tabii aynı anda sordukları soruda bu öyküleri yazarken bunun dili ve alfabesi ne olacaktı? Dolayısıyla yine kendi diline, kendi alfabesine açık olmak burada. Mesela Kürtçe'de bir sunum dinledik dün. Açık olmak da bu ifade biçimlerini çok özgürleştirecektir. Bunun da üstünü çizmek gerekir diye düşünüyorum. Son olarak iki anekdot anlatacağım. Bu hem Türkiye içinde kadın tarihi, özellikle Cumhuriyet kadınları tarihi yazımına dair birincisi. İkincisi de Türkiye dışından bir örnek. Yine akademik alanda örnekler. Bir tanesi Nezihe Muhittin'le ilgili. Belki çalışanlarınız fark etmiştir. Son dönemlerde Nezihe Muhittin üzerine çok nitelikli çalışmalar yapıldı. Fakat yapılan çalışmaların çoğunda siyasi kişiliği ve aktivizmi bir araştırma alanı olarak ele alınıp hakkında buna vurgu yapan biyografi incelemeler yazılırken bir yandan da romanları ayrı bir kategori olarak ele alınıp ya romanlar paylaşıldı, yayınlandı ya da romanlara çok kısa ön sözler yazıldı ve bu iki alan hiç bir araya gelmedi. Şimdi Nezihe Muhittin bir takım kadın hareketinde önemli adımlar atıp sonra bunalıma girip roman yazan bir karakter değildir. Dolayısıyla Nezihe Muhittin'i çalışırken bence yaşam öyküsüne birazcık daha dikkatli bakıp romanlarında da aslında siyasi eleştirisini ve feminist duruşunu ne kadar ilginç bir şekilde ifade ettiğine bakmak gerekir. Bu state feminism dediğimiz alanı en ciddi eleştirdiği türlerden birisi de romandır. Romanı dolayısıyla bu eleştiri için çok önemli bir şekilde kullanmıştır. İkisini ayırmak sadece bizim bu sosyal bilimler, beşeri bilimler ayrıdır. Efendim roman işte başka bir kategoridir. Aktivizm başka bir kategoridir. Reflekslerimize maalesef uygun. Metodolojisinde son derece problemlidir. O yüzden Nezihe Muhittin'in mesela şimdi yeniden
ben bizim bu iki günlük, üç günlük çalışmalarımızdan sonra ve yeni bir duyarlılıkla incelenmesini çok tavsiye ederim. İkinci örneğim Halide Edip'ten. Halide Edip üzerine ben çok çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum ve Amerika'da çok prestijli bir takım üniversite yayın evleriyle sürekli işte bir biyografisini yazsak ne iyi olur vesaire diye konuşuyoruz. Fakat ismini vermeyeceğim onları kurtarmak için, ama isterseniz sonra yemekte zikrederim kim olduğunu. İsmini vermeyeceğim yayın evlerinden bir tanesi Halide Edip'le çok ilgilendiğini ama sadece siyasi tarih üzerine yazdığı, işte siyasi kişiliği, işte Gandhi ile ilişkisi ve Hindistan'daki Swaraj'daki önemli rolü vesaire üzerine bir takım şeyler yazılacaksa bu biyografiyle ilgilendiklerini, romanlarına, tiyatro eserlerine, şiirlerine aman hiç bulaşmak istemediklerini söyleyen, düşünün, şu anda Amerika'nın en önemli üniversite yayın evlerinden birinin editörü var. Bu da bize yine şeyi gösteriyor. Halide Edip de romanlarında, hatta en nitelikli siyasi eleştirilerinden bir tanesini 3 versiyonlu ve 2 dilde yazdığı bir absürt tiyatro eserinde yapmıştır. Dolayısıyla bunu bilmemek ve bunu inceleyememek zaten siyasi kimliğiyle ilgili bizi sadece fakirleştirecek bir noktaya getirir. O yüzden bu ikisini geçişken okuyabilmek umarım bu konferanstan sonra da hepimizin edinebileceği bir metot olur. Ha velev ki bunu yapamazsak geldiğimiz disiplinlerden dolayı, bence burada inanılmaz bir potansiyel var. Birlikte çalışalım derim. Edebiyatı, işte tiyatroyu, şiiri anlayan bir takım arkadaşlarımızla, sosyal bilimlerden gelen arkadaşlarımız bir arada bu tarihi yazabilirler. Dolayısıyla kendimizi kapatmaktansa açmak, ortak çalışmalar yapmak bence çok verimli olacaktır. Bu notla bu güzel panele başlamak isterim. Çünkü burada da çok yaratıcı yine yaklaşımlar var, göreceksiniz. Genç araştırmacılardan. İlk sunum Arzu Beril Kırcı'dan. Arzu Hanım, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden merkezinde çalışıyor. Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun. Yüksek lisansını Başkent Üniversitesi Sanat Tarihi ve Müzecilik Anabilim Dalı Müzecilik Yüksek Lisans bölümünde Zamana Karşı Direnmek Kişisel Hafıza Mekanları adlı teziyle tamamladı ve ilgi alanları arasında kent çalışmaları, tarih, arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik ve kültürel mirası sayabiliriz. Bugünkü sunumunun başlığı Bir Cumhuriyet Kadının Hafıza Haritası. Sözü Arzu Beril Kırcı'ya veriyorum. Teşekkürler. Ben yine de bahsetmeye başlayayım. Birazdan Naime Bademli ile tanışacaksınız perdeye yansıdığında. Aslında bugün Naime Bademli ile amacımız Cumhuriyet'in ilanı ile özellikle Ankara'da yaşanan kültürel dönüşümü, Cumhuriyet'in ilk yıllarında doğup büyüyen bir kadının kamusal alan deneyimleri üzerinden bir hafıza haritası çıkararak anlamaya çalışmak olacak. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki kamusal alan deneyimleri derken sadece evin dışındaki hayatı değil ama dış dünyayla bağlanan kurduğu her unsuru aslında kapsayacağım. Bu çalışmanın çıkış noktasının Naime Bademli olmasının bir nedeni de hem geleneksel yaşamdan modern yaşama geçişi temsil etmesi hem de sosyal hayatta yaşanan dönüşümün ortasında olması nedeniyle aslında birazcık çıkış noktası olacak. Ve bu kültürel değişim yine Naime Bademli ile yapılan derinlemesine görüşmeler, görsel belgeleme ve literatür taraması ile incelenirken sunumun sonunda da kişisel hikayelerin aslında veri olarak ne kadar önemli olduğu ve bu verilerin ileriki çalışmalarda belki dönüşen dünyayla ve yeni çağ dediğimiz bu çağıyla ne şekilde kullanılabileceğine dair nacizane öneriler getirmeye çalışacağım. Evet, Cumhuriyet ilan edilmiş ve Ankara Cumhuriyet'in başkenti olarak yeni devlet ideolojisinin yansıması modernitenin adeta uygulama alanı olmuştur. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte iktisadi ve idari alanlarda, eğitimde, sosyal hayatta hızlı değişimler yaşanmış ve Bozkır'ın ortasındaki tozlu kasabada yeni hayatın, yeni insanın varoluş hikayesi böylelikle başlamıştır. İşte Naime Bademli de 1924 yılında, 11 Nisan 1924 yılında Ankara'nın tüccarlarından Urgancızade Abdullah Efendi ve Sıdıka Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelir. Sonradan soyadları Tanrısever olacaktır tabii ki.
İlk bu anı haritasına baktığımız zaman İsmet Paşa Kız Enstitüsü ortaya çıkıyor. Çünkü kamusal ana deneyimlerinde aslında burada alınan eğitimin ve verilen o ideolojinin de çok etkili olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet'in eğitim politikaları içerisinde kız enstitüleri ayrı bir yer tutar. Kısa zamanda Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa, Adana, Trabzon, Elazığ gibi ülkenin farklı şehirlerinde Cumhuriyet ideolojisini kadınlara aktaracak enstitüler kurulmaya başlanır. Yeni ulusun inşa sürecinde kadınlar kültürel değişimin öncüleri olmuş, Cumhuriyet ideolojisinin evlerdeki temsilcileri olmaları amaçlanmıştır. Enstitü eğitimlerinde de ev ekonomisi, biçki dikiş, yemek pişirme gibi dersler müfredata girmiştir. Böylelikle modernleşme evlerin hakimi olan kadınlar tarafından ev içinde yayılacak ve gelecek nesillere yeni kurulan ulus sevgisi bu yolla verilecektir. Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü diğer enstitüler arasında ilkokul mezunlarının kabul edildiği enstitüler arasında öğretmen diploması vermesi nedeniyle diğer enstitülerden daha ayrı bir yer taşır. İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde aldığı eğitim Naime Bademli'nin Cumhuriyet ideolojisini içselleştirmesini sağlarken dediğim gibi kamusal alan deneyimlerinde de büyük etkilerini bırakır ve 1943 yılında Naime Bademli öğretmen diplomasını alarak enstitüden mezun olur. Dediğim gibi sunumumun başında da kamusal alan deneyimleri tabii evin sadece ev dışındaki alanlar değil, özel alanlarda da kamusal deneyimler var. Naime Bademli için kimi zaman Demirli Bahçe'deki, ki bu ev o ev, evlerinin havuzunun başında evlerinin arkasında olan Devlet Konservatuarı'ndan düzenlenen konserleri dinlemek büyük bir keyifti. Yine romanlar da Naime Bademli'nin kamusal deneyimlerinin vazgeçilmeziydi. Çünkü Cumhuriyet'i içselleştirmiş bir aileden gelse de babası çok fazla roman okumasını istemez. Romanlarla keşfettiği yeni dünya, babasının odasına girerek başucundaki lambayı söndürmesiyle kesintiye uğrasa da en heyecanlı yerde gelen bu müdahaleye yorgan altında fenerle gizli okumalara devam ederek meydan okunur. O zamanlar gizlice okuduğu romanlardan biri de Reşat Nuri Tekin'in Güntekin'in Dudaktan Kalben romanıdır. Yine satır aralarından tanımaya çalıştığı nişanlısı ve gelecekteki eşi Niyazi Bademli ile de yazınsal yolla iletişim kuracaktır. Tüm duyguların döküldüğü mektuplar önce koca kurdeleli bir kız çocuğu ile sonrasında ise postanelerden sevdiği adama ulaşacaktır. İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nden mezun olan Naime Tanrısever için 1943 yılı aslında dönüm noktası olur. Artık genç bir kız olan Naime Hanım, edebiyat öğretmeni Raşit Bademli ve eşi Fatma Bademli'nin dikkatini çeker. İstanbul'da tıp okuyan Niyazi Bademli ve ailesi, kızınızı oğlumuza istemeye geldik diyerek biraz yavaşlayabilir miyiz? Tabii. Çevirmenler için. Kızınızı oğlumuza istemeye geldik diyerek bir gün çıka gelir. Biraz hızlı gidiyorum 10 dakikaya sığmak için aslında. Cumhuriyet döneminde halk evleri Türk halkının eğitim ve kültürel yönden kalkınmasını sağlamak, Atatürkçülük ilkelerini halka yaymak adına önemli bir yer tutar. Ankara Halk Evi de başkentin kültürel yaşamına hareket getirmiştir. Önemli toplantılar, törenler, konserler, tiyatro, opera, bale gösterileri de bu yapının görkemli salonunda gerçekleşmektedir. İşte 10 Aralık 1943 yılında Naime ve Niyazi Bademli günümüzde Devlet Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanılan Halk Evi'nde sade bir törenle nişanlanır. Nişandan sonra genç çiftin burada da yine bir nişan fotoğrafını görüyoruz. Bu nişanlığını da ayrıca kendisinin olgunlaşma enstitüsünde diktiğini ve çok özel olduğunu söylüyor. Hatta gelinliğini de kendi dikmiş ama gelinliğinin maalesef hiç fotoğrafı olmamış. Bu da onun için aslında içinde kalan özlemlerden bir tanesiydi yapılan görüşmelerde söylediğine göre.
Nişandan sonra genç çiftin tüm duyguları, beklentileri ve birbirlerine göndermiş olduğu hatıra fotoğrafları ve günlük hayatları satır aralarında gidip gelen mektuplara dökülmeye başlar. Bu noktada da Naime Bademli'nin aslında yatağının altında gizli gizli okuduğu romanların etkisini artık görmeye başladığını söyleyebiliriz. İstanbul'da eğitim görmekte olan ve sıklıkla nişanlılık süreci boyunca Ankara'ya gelen Niyazi Bademli'nin ziyaretleri de Naime Bademli'nin artık ev dışına okula gitmekten, ailesiyle alışveriş yapmaktan veya aile toplantıları dışında ev dışına çıkıp sokağa deneyimlemek için aslında deneyimlediği zamanlarında önünü açar. O döneme göre Niyazi Bademli'nin eğitiminden dolayı uzun bir nişanlık dönemi geçer ve en nihayetinde 1945 yılında Naime Hanım resmi olarak Naime Bademli olur. Evlendikten sonra Bademliler Niyazi Bademli'nin yedek subaylık görevini yerine getirmek için İstanbul Alemdağ'a giderler ve burada 1946 yılında ilk çocukları Raci Bademli dünyaya gelir. Niyazi Bademli askerlik görevini tamamladıktan sonra 1948 yılında Siirt Kozluğa hükümet tabibi olarak atanır ve Naime Hanım da hiç itiraz etmeden kocasının peşinden Siirt Kozluğa gider. Burada öğretmenlik diploması aldığı biçki dikiş dersleri vermeye başlar oradaki kadınlara ve aynı zamanda kocasının da doktorluk yaparken ricası üzerine aşılamaya da yardımcı olur salgın hastalıklara karşı ve burada da ikinci çocukları Semra Bademli dünyaya gelir. Siirt Kozluk'taki görevi tamamlandıktan sonra Niyazi Bademli'nin aile Ankara'ya geri döner çünkü Niyazi Bademli Tıp Fakültesi'nde göreve başlar ve böylelikle son çocukları da 1949 yılında Ankara'da dünyaya gelir. Ancak ayrılık çanları Bademli ailesi için çalmaya başlar. Niyazi Bademli el ayaları üzerine doçentlik tezi yapmak için Almanya Marburg Üniversitesi'ne gider. Tabii ki Naime Bademli bu sefer peşinden 3 çocuğuyla birlikte eşinin peşinden gitmez ve Ankara'da kalırlar. Bu süreç içerisinde yine en büyük iletişim her zaman olduğu gibi mektuplardır. Fakat 1953 yılında kocasından bir mektup gelir ve desteğine ihtiyacı olduğunu söyler. Bunun üzerine Naime Bademli tekrar ekonomik durumlarda el vermediğinden dolayı bir çocuğunu bırakarak iki çocuğuyla birlikte hiç dil bilmeden, hiç bilmediği bir ülkeye seyahat eder. Burada da o seyahatten en büyük oğlu Raci ve küçük kızı Ahter ile birlikte fotoğraflarını görüyoruz. Tabii Naime Bademli kısa zamanda bu kente adapte olmaya çalışır. Aslında kızıyla birlikte özellikle sürekli gittiği bir pastanede bir Alman hanım grubunun dikkatini çeker. Çünkü zaman geçirmek için o pastanede vakit öldürüyordur. Ve masalarına davet ederler. Onlarla birlikte tanışır ve dostluklar kurarlar. Kendini ifade edebilecek kadar da Almancası olur bu süreçte. Tabii tek dostluk sadece bu hanımlarla kurduğu dostluk değildir. Öyle ki Türkiye'ye döndükten sonra da devam ettirdiği dostluklar kurulur. Mesela İslam bilimcisi Anna Maria Schimmel bunlardan bir tanesidir. Almanya'da kurmuş olduğu dostluklar daha sonrasında yine mektuplarla devam eder. Ve hatta en son Doğudan Batı'ya romanında Bademli ailesinden de bahseder Anna Maria Schimmel Türkiye'ye geldiklerinde kendilerine ne kadar yardımcı olduklarını. Bu arada tabii 1953 yılında Naime Hanım Türkiye'ye geri döner ve 1955 yılında da Niyazi Bey Türkiye'ye geri döner. Bu süreç içerisinde de Ankara'nın sosyal hayatında hızlı
hızlı dönüşümler yaşanmaktadır. Hızlı bir kentleşme sürecinin ardından sosyal hayat içinde pek çok mekan düzenlenir ve faaliyete geçer. Baloların yer alacağı oteller inşa edilir, parklar, mesire yerleri ve bunlardan tabii en önemlilerinden biri de Gençlik Parkı'dır. Burası eskiden bir bataklıkken, sivrisineklikken, Cumhuriyet'in ilk yılları ile birlikte halkın sosyalleşeceği bir cennete dönüştürülmüştür adeta. Burada su sporları yapılır ve aynı zamanda memleket haberlerini veren radyolar da vardır. Burada da ailenin fotoğraflarını görüyoruz. Gençlik Parkı'nda gerçekten o dönemde böyle bir şey var. Ailece gidip semaverle birlikte içmek, yemek gibi. Tabii önemli kültürel mekanlardan birisi de Karpiç Lokantası aslında Ankara için. Ankara'nın sosyal dönüşümünde çok önemli bir yer oynuyor Karpiç Lokantası. Sahibi George Karptowicz, Rus asıllı birisi. Aslında Atatürk'ün isteği üzerine Rusya'dan Türkiye'ye gelenlerden ve Atatürk'ün isteği üzerine Ankara'ya gelip Karpiç Lokantası'nı açıyor. Ankara'ya yeni bir yeme içme kültürü getiriyor. Burada müzik eşliğinde yenen yemekler, belirli kıyafetlerle gidilebilecek bir lokanta aynı zamanda burası. Mesela burada menüsü var. İşte kılıç şişli hindi kızartması, sebze, pilav, salata, samsa tatlısı, meyve ve kahve veriyor o zamanlar 1944'lerde. Hatta öyle ki çok ünlü konukları da oluyor Karpiç Lokantası'nın. Cemal Nadir'in çizdiği bir karikatürü bu da Karpiç'in. Ve yeni sinemada 1930'larda Ankara'nın 3. sineması olarak açılan yeni sinemada çok önemli bir yer tutuyor Ankara'nın kültürel dönüşümünde. Hatta yeni sinemanın alt katında 1. ve 2. mevki bölümleri, üst katında da mavi kadife koltukları ve localarıyla Naime Bademli bunu Avrupa'da gördüğü tiyatrolara benzetiyor. Bakın bunu aslında dinletmek istiyorum ama çok kısa. Hiç vaktimiz yok. Bitti. Evet, ben de zaten sonuca geliyorum. Sonuç olarak 11 Nisan'da doğan Naime Bademli 22 Kasım'da ölüyor. Hayata gözlerini yumuyor. Naime Bademli Ankara'da yeni bir kültürün temsil edildiği bir başkentte kültürel dönüşümü yaşamış bir kadın olarak annesinin aksine kendi mektuplarını yazdığı, kendi günlüklerini yazdığı, modern kıyafetleriyle sinemalara, parklara, balolara gittiği ve hatta dilini bilmediği başka ülkeleri görme fırsatı buldu. Aslında kısaca demem şu, bu kişisel hikayeler gerçekten bizim için çok önemli. Özellikle 20. yüzyılla birlikte çok hızlı bir dönüşüm var kültürde, her şeyde. Hepimiz çok hızlıca tükeniyoruz. Hepimiz çok değerliyiz ve bir gün hikayelerimizle birlikte hiç kimseye aktaramadan yok olup gidiyoruz. Bu nedenle bu tür nitel çalışmalar içerisinde bu hafıza hikayelerini çok fazla zaten çalışıyoruz ama bunun için ortak bir veri tabanı oluşturup bu veri tabanını ontolojik çalışmalarla belki çakıştırmak, farklı hikayeleri bir araya getirmek, gerek dönemsel olabilir, farklı şekilde olabilir ama bütün bu deneyimleri belki çakıştırarak farklı bir şeyler yapmak iyi olabilir diye düşünüyorum. Çok özür dilerim fazla vaktinizi aldığım için. Çok teşekkürler. Beni dinlediğiniz için. Öteki türlü o kadar ama birinci panel çok sarkmıştı. Sorun oldu. Hayır, ben yetişemiyorum bile şu halde. Yani, evet. Yani özel seyret, mesela videoyu özel isterseniz bir 30 saniye seyredelim. Ama onun dışında... Evet, tamam. Çok ilginç konuşmalar. Böyle sıkış sıkış, evet. Sıkış yazık oluyor. Evet. Yani sizin tercihiniz, eğer yemek saatini böyle geçirelim derseniz benim için uygun. Benim için sorun yok. Oylayalım mı? Oylayalım. Biraz taşıyacağız. Yemek saatine çok az vakit kalacak. Uzatmamızı isterseniz, isteyenler. Tamam, süper. Harika. O zaman isterseniz o şeyi de gösteremedik, videoyu da isterseniz yani gösterelim. Yani orada yeni sinemayı aslında en, tamam, en azından onu gösterelim. Videoyu gösterelim. Için, tamam. Kendi aralarım belki. Harika.
Aç kalıyoruz ama. Çünkü resimleri görünce sesini duyuyorum. Evet, evet, sesin yani çok uzun konuşmuyor zaten ama ben panik olduğum için birden. Evet, bir şey 30 saniye. Ses, evet. Ses. Ses. Duyamayacağız. Onun için daima topluluklarda tiyatro, ondan sonra sinema gideriz ama hep Rus civarında. Yeni sinema vardı o zaman bir tane ama çok güzel. Böyle hakikaten son zamanda tabii gittiğimde gördüm Avrupa'daki tiyatrolar gibi. Konforlu öyle yani bir tane Ankara'da yeni sinema. Evet, bu kadardı zaten. Çok teşekkür ederim. Peki. İkinci konuşmacımız Rüya Telli. Biraz daha şanslı olacak. Ona biraz daha vakit vereceğiz. Peki. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1970 sonrası Türkiye'de iskan politikaları ve uygulamalarının kültürel sonuçları, Kayseri, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi örneği başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. İlgi alanları göç çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, hafıza çalışmaları, sözlü tarih ve kültürel çalışmalar. Bugünkü sunumunun başlığı Hatırlama ve Unutma Salınımında Geçmişin İnşası, Neo Kayseriya'dan Kadın Sesleri. Teşekkür ederim. Benim konuşmam mübadele sözleşmesi kapsamında Tokat iline bağlı Niksar ve Erbaa'da bulunan köylerinden ayrılmak zorunda bırakılarak Yunanistan Katerina'da bulunan Neo Kayseriya kasabasını kuran ailelerden mübadele sonrası ikinci kuşağı teşkil eden kadınlarla yapılan sözlü tarih görüşmelerine dayanmakta. Erkeklerle yaptığım görüşmeleri ise feminist okuma yaparak karşılaştırma yaptım. Yapacağım sunum devam eden araştırmamın bir parçası ve aslında buradaki bulgular ilk sahada elde ettiğim bulgulardan oluşuyor. Araştırmamın merkezinde yer alan Neo Kayseriya mübadele sonrası kurulan bir kasaba. Niksar adı Neo Kayseriya'dan fonetik benzeştirme neticesinde dönüşmesiyle üretilmiş. Hafızanın mekanla ilişkisi ve üretilmesi bağlamında mekan isimlerin aynılığı benim araştırmamın çıkış noktasını oluşturuyor. Konuşmamın kavramsal çerçevesini mekan hafıza ve toplumsal cinsiyet ilişkisi bağlamında ele aldım. 23'te yapılan mübadele öncesi Anadolu'da yaşayan Rumlar sosyo-kültürel açıdan homojen bir özellik taşımamakta ve bölgesel kimlikleriyle tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın odaklandığı Neo Kayseriya'da yaşayan Rumların dahil olduğu Karadeniz Rumları dilsel ve kültürel özellikleri açısından kendilerini diğer Anadolu Rumlarından ayırmaktadır. Karadeniz Rumları etnik kimliğin ana dille örtüşmediği dağınık diasporik topluluk özelliği sergilemektedir. Bugün Yunanistan'da yaklaşık olarak 2 milyona yakın Karadeniz Rumu yaşamaktadır. Topluluk Karadeniz'e içkin kültürel angajmanlarını koruyarak evliliklerin kendi aralarında gerçekleştirmeye devam etmektedir. Pontus Rumları Yunanistan içinde federasyonlar ve dernekler kurarak oluşmuş güçlü bir ağ sahiptir. Terk edilmek zorunda bırakılan memleketi kadim kimlik kaynağı olarak kabul eden görüşmecilerimin aktardıkları hikayelerde geçen yer isimleri bugün Tokat, Niksar ve Erbaa'da yerel olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda günümüzde her iki mekanda aynı mekan isimleri kullanılmaya devam ediyor. Neo Kayseriya'da yaşayan görüşmecilerim de kasabalarına zaman zaman Niksar diyorlar. Kasabada yaşayanların aile büyükleri birbirine uzak Karadeniz köylerinden gelerek Yunanistan'a karşılaşmışlardır. Buna rağmen kasaba içerisinde varlığını sürdüren geçmiş anlatıları kaynağı kasaba içinde kökleşecek biçimde aynı formda yeniden üretilerek dolaşımda kalmıştır.
Yaşanılan yer Nökesarya hem geçmişe yönelik temsili bir aidiyet alanı hem de ismi aracılığıyla geçmişle ve ataların mekanıyla bir bağdaştırma alanı olmaktadır. Kasabada iç ve dış mekanlarda Karadeniz'e dair nesneler yer almaktadır. Tek başlı kartal imgesinin yer aldığı bayrak, eski memleketlerin fotoğrafları ve kemençe geçmişi çağıran nesneler arasında en sık yer alanlar arasında sayılmaktadır. Sözlü kültür yani müzik ve horon dansı ataların yitirilmiş memleketini nostaljik bir noktaya sabitleyen unsurlar olarak hatırlamanın temel bileşenleridir. Nökesarya'yı diğer Pontus kasabalarından ayıran Türkçenin ana dili olmasıdır. Kullanılan Türkçe ataların geldikleri yer olan Tokat'a ait şive ile konuşulan bir Türkçedir. Mübadelenin hemen ertesinde Yunan Makedonya'sında kamusal alanda Yunanca dışında bir dilin konuşulması Yunanistan'ın milli kimlik inşasına uygun düşmediği için yasaklanmıştır. Bu yasak toplulukta kadınlar için sosyal kapanmaya neden olarak Türkçe kullanımını özel alanla sınırlamıştır. Görüşmecilerin annelerin neredeyse tamamı hiçbir zaman Yunanca öğrenmemiştir ve Türkçe dil aktarımı kadınlar aracılığıyla evde gerçekleşmiştir. Diğer farklılık ise kasabanın kurumsallaşmamış hafıza repertuarını özgün kılan yerel tarih üretimidir. Nökesarya kasabasında diğer Pontus Rumlarından farklı olarak Koca Anastas anlatısının hakim olduğu bir yerel tarih inşa edilmiştir. Erbağlı olan Koca Anastas, gayri nizami Rum çetelerinin liderlerinden biridir. Kasabada yaşayanların bir kısmının onun yakın akrabası olması nedeniyle bu kahramanlık anlatısı ve Koca Anastas'la ilgili sembolik öğeler hafıza ikonografisinin kanonik parçası halinde korunmaktadır. Kasabada Yunan resmi söylemine dahil olmayan ve görüşmecilerin kendi tarihlerini sadece aile büyüklerinden öğrendiklerini paylaştıkları bir yerel tarih anlayışı hakimdir. Kasabaya ilk bakışta Koca Anastas başta olmak üzere kasabanın yerel tarihini ve politik imgelemin kullanımını erkek merkezli söylem domine etmektedir. Nökesarya'da iki dernek bulunuyor. Pontus Derneği ve Koca Anastas Derneği. Dernekler cinsiyetlendirilmemiş mekanlar olup kadınlar her iki dernekle de ilişki kurmaktadır, faaliyetlerine ilgi göstermektedir. Etnografi sırasında evlerin duvarlarında olduğu gibi derneklerin duvarlarında da Karadeniz'e simgesel gönderi yoğunluğu dikkatimi çekmişti. Duvarlarda Koca Anastas ve diğer kahraman olarak görülen erkeklerin çatıştığı, Topal Osman gibi hatırlamanın bağlandığı olumlu ve olumsuz sembolik figürler yer alıyordu. Sadece birkaç isimsiz kadının çocuklarının hayatını da koruyarak Yunanistan'a göç etme hikayesini içeren pasajlar raflarda yer almaktadır. Aynı zamanda görsel fotoğrafların kullanımı da bu şekilde ilerlemişti dernekler içerisinde. Kasabanın yerel tarihine dahil edilen olaylar dizgesinde kadınlara aktif bir rol verilmemiş ve tarihsel özellikleri sessizleştirilmiştir. Tabii ki erkekler tarafından. Kasabada geçmişe dair anlatılarda erkek söylem baskındı ve bu söylemde erkekler kahraman aktörler olarak kurgulanmaktadır. Kadınlar da çocuklarıyla yeni bir hayat kurabilmiş fedakar anneler olarak ya da kahraman erkeklerin yakınları rolüyle yer almaktadır. Geleneklerden örneğin anavatana ait yemek kültürü, kadınların düğün, cenaze ve vaftizlerde icra ettikleri ve erkek merkezli dilin doğallaştırarak görünmez kıldığı özelliklerden biridir. Kasabada dolaşımda olan ikinci anlatıyı ise sadece kadın görüşmecilerinden dinledim. Tarihi verilmeyen bu anlatı eski memlekette bir papazın kilise içerisinde öldürülmesini içeriyordu. En fazla ilkokul düzeyinde okula giden ve hayatlarını kasaba içinde geçiren görüşmecilerin bu anlatıları ya annelerinden ya da eşlerinin annelerinden öğrendiklerini belirttiler. Bu da kadınlar arası aktarımın kasaba içinde güçlü olduğunu göstermektedir. Hayatın yeniden üretilmesi topluluğun ortak duygularından biri olarak görüşmeler sırasında en sık aktarılan cümlelerden biriydi. Erkekler dramatik bir forma gömülü, zorlu ama başarıyla tamamlanan bir göç deneyimi aktarırken, kadınlar gemi yolculuğu sırasında hamile kadınların doğum yaptıklarından, hijyen şartları nedeniyle doğumda ölerek denize atılan çocuklardan, bebeklerden bahsettiler. Her kadın görüşmecimin kasabada dolaşımda olan erkek merkezli anlatıya ek, acıyla ve sıkıntıyla cisimleşen bir kadın deneyimi anlatısı mevcuttu.
Aynı zamanda göç sırasında çocuk olan üst kuşakta erkeklerin ilerleyen yıllarda memleketi ziyarete gitmesi, bunun karşılığı kadınların geri dönme veya ziyaret gibi konularda daha mesafeli bir tutum sergilemesi, bu mekansal değişikliği algılamayla ilgili kadınlar ve erkekler arasında farklılık olduğuna işaret ediyor. Ben bunun göç ve yerleşme deneyiminden kaynaklanan travmanın kadınlar için daha kuvvetli olduğu ve bu travmanın kadınlar arası aktarımda daha yoğun tezahür ettiğiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ataların memleketin anını satan simgelerle örülü bir kasabada veyahut soyut bir hafıza mekanında söylem üretme gücüne sahip erkekler kasabanın kamusal yüzünü oluşturuyorlar. Erkek merkezli dil hafıza inşasında kadınları tali konuma itiyor. Fakat hatırlamanın uzamsal topografyasını oluşturan Nevkesar'da yaşayan kadınlar parçası olduğu topluluğun referans noktası göç deneyimi olan kolektif hafızayı aktarmada esasında gizli fakat eyleyen aktif öznelerdir. Nitekim erkekler de kadınlardan duydukları anlatıları aktardıklarını söylediler. Yani annelerinden genel olarak. Bununla birlikte yine de anlatıyı erkek merkezli dilden süzerek üretmeye devam ediyorlar. Kadınlar da hafızanın eril kurgusuna kısmen katılarak fakat bu inşaya kadın anlatıları da eklemleyerek bir karşı tarih oluşturuyorlar. Bu bağlamda Nevkesar'da yaşayan Rum kadınların sesi ve sözü teslim edilmemiş hafıza taşıyıcıları olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü konuşmacımız İlgi Özdikmenli. İlgi İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Programı'nda aynı üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun. Son senesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Parsel adlı belgeselin yönetmenliğini yaptı ve halen Kara Kutu Derneği'nde gönüllü olarak çalışıyor. Çalışma alanları arasında film yapımı, sinemada temsil, toplumsal cinsiyet ve bellek çalışmaları bulunmaktadır. Teşekkür ederim. Çok mersi. Geliyor mu sesim sanırım? Başlı da söyleyeyim. Nezihe Muhittin özelinde bir toplumsal hafıza mekanı. Pembe Köşk. Öncelikle verdiğiniz oylar için teşekkürler. Çünkü kısa süreye yetiştirmekte konunun özünün birazcık kopabileceği kaygısı taşıyorduk aslında her birimiz. Bizim açımızdan çok sevindirici oldu ve bugün burada olmak çok mutluluk verici. Çünkü ben aslında bu anlatıyı defalarca yaptım ama her yaptığımda tekrar bunu paylaşıyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bugün konum aslında Nezihe Muhittin özelinde aynı zamanda da bir toplumsal hafıza mekanı olan Pembe Köşk'te bunu bağlamaya çalışacağım. Öncelikle başlarken bu araştırmanın nasıl gerçekleştiğinden biraz bahsetmek istiyorum. Ardından tabii ki Nezihe Muhittin'in yaşamı ve aslında siyasal haklar mücadelesiyle birlikte onun bu topraklarda gerçekleştirdiği şeyler ve bizim bugün resmi tarih sebebiyle çok da en azından ilkokul lise yıllarımızda çok okumadığımız yaşam öyküsünü paylaşmak istiyorum. Ardından da Pembe Köşk'ü bir hafıza mekanı olarak nasıl kurguladığımızı ve bugün aslında o mekanın nasıl canlı bir mekan olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu projeye ben daha lisans yaşamımdayken başladım. Bitirme senemde C-Lab dediğimiz Bilgi Üniversitesi'nde bir proje var. Bu projede aslında bizler bir projenin içerisinde var olarak mezun oluyoruz. Bu iletişim projesi aslında beni Karakutu ile tanıştırdı. Nazan Aydar Pakkan Hocam'la birlikte biz Karakutu ile tanıştık ve Karakutu aslında Karakutu hafıza yürüyüşleri düzenleyen bir sivil toplum kuruluşu. Hafıza yürüyüşlerinde de aslında çok bir cümleyle belki bahsetmek gerekirse olayların yaşandığı yerlerde çoğunlukla resmi tarih anlatısının es geçtiği hikayeleri olayların yaşandığı merkezlerde hafıza yürüyüşü katılımcılarıyla paylaştığımız bir yolculuk bu. Hafıza yürüyüşü de bu yolculuğun bir parçası oluyor. Aslında bu şekilde başladı bu yolculuk. Benim açımdan, benim serüvenim böyle başladı ve o güne kadar aslında feminist okumalarla çok haşır neşir olduğumu düşünmeme rağmen Nezihe Muhittin'i daha o dönemde tanımış olmam da benim açımdan oldukça kendime kızdığım bir konuydu aslında.
Şimdi Nezihe Muhittin'in hayatına birazcık odaklanmak istiyorum. Nezihe Muhittin 1889 yılında oldukça entelektüel bir ailenin kızı olarak dünyaya geliyor. Başlangıçta çok tabii ki içerisinde olduğu aile sebebiyle de okulda aldığı eğitimi sürekli eleştirmeye başlıyor aslında. Ve bu eleştiriyle birlikte evde de desteklenerek evde de eğitim almaya başlıyor. Ve aslında iki yabancı dili var. Almancası ve Fransızcası var. Tabii ki Farsça ve Arapçayı da çok iyi şekilde konuşuyor ve yazıyor. Özel öğretmenlerden çok fazla eğitim alıyor ve çocukluk yılları istibdat dönemine denk geliyor aslında ve bu yüzden de oldukça baskıcı bir dönemde yetişiyor. Ama hayatında bağımsızlık aşığı bazı kadınlar var ve onlar aslında dayızadesi gibi aslında onun bütün fikirlerini şekillendiren ve aslında yavaş yavaş mesela okuldaki eleştirel bakışını da gösteren kadınlar oluyorlar. Öğretmenlik yapıyor. Bununla birlikte aslında romanları, az önce de Hülya'nın bahsettiği gibi romanları, şiirleri, oyunları, senaryoları, operetleri var. Sahnelenmiş oyunları var. Biz bunları aslında bugün incelerken hep tabii ki siyasi kimlik ön planda olarak biraz daha inceliyoruz. Aslında bu anlatının omurgasında biraz daha siyasi mücadelesi taşıyor. Ancak bu edebi yönünün altında da çok ciddi bir başlangıçta öğretmenliğiyle birlikte sürdürdüğü de bir yönü var diyebiliriz aslında. Biz Nezihe Muhittin'den bahsederken bu yanda göstermiş olduğum aslında üç köşe taşından bahsetmeden geçemiyoruz ve onun zaten bu üç köşe taşından bahsederken onun tüm siyasi mücadelesini de anlamış oluyoruz gibi bir durum var. Burada tabii ki biraz daha kısa bahsedeceğim ama bunlar sırasıyla hem kronolojik olarak Kadınlar Halk Fırkası, Türk Kadınlar Birliği ve Kadın Yolu Dergisi. Biraz yavaş konuşur musun? Tabii. Tamam. Ya, sizi anlamamız lazım. Süreyi yetiştirmek yine de biraz süreli gerekiyor. Rahat. Tamam, peki o zaman. Bu üç köşe taşı sırasıyla kronolojik olarak bunlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki 15 Haziran 1923 yılında aslında Cumhuriyet tarihimizin ilk partisi olarak adlandırabileceğimiz Kadınlar Halk Fırkası. Ancak bugün neden Cumhuriyet Halk Fırkası olarak biliyoruz? Çünkü kuruluşuna tam 8 ay sonra, kuruluş tarihinden tam 8 ay sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden reddediliyor ve kurulamıyor aslında. Ancak Nezihe Muhittin'in öncülüğünde gerçekleştirilen bu hareketin başlangıcı hiçbir şekilde tabii ki durmuyor. Ve bu Kadınlar Halk Fırkası'nın içerisinde bir hak mücadelesi ve hak talebi, kadınların siyasal haklar talebi yer aldığı için bunun böyle olduğu düşünülerek aslında tam bir yıl sonra, yani 7 Haziran 1924 yılında Türk Kadınlar Birliği'ni kurmak istiyor Nezihe Muhittin ve bu öncü kadınlar, içerisinde Halide Edip Adıvar'ın da olduğu kadınlar. Tam da düşünüldüğü gibi aslında içerisinden, nizamnamenin içerisinden siyasal haklar talebi çıkarılmış gibi gösterildiğinde birlik kurulabiliyor. Ancak bunun yanı sıra tabii ki biz şunu biliyoruz ki hiçbir zaman bu hak mücadelesinden vazgeçmeyecekler ve aslında Türk Kadınlar Birliği'nin de içerisinde yine bu siyasal haklar talebini sürekli gündeme taşıyacaklar. Aslında esas amaç halen bu. Ve TK Kadın Yolu Dergisi de birliğin yayın organı olarak, başta Nezihe Muhittin'in kendi çabasıyla, ardından birliğin yayın organı olarak iyi de bir feminist literatür barındırarak var olmaya başlıyor. Ve TKB'nin yaşamına artık dönüp baktığımızda şunu görüyoruz. Kurulduktan tam bir yıl sonra ilk siyasi hamlelerini gerçekleştiriyorlar. Aslında daha yardımseverlik, hayırseverlik kurumu olarak başlamış gibi gösterseler de dönemin siyasi atmosferinin içinde aslında siyasi hak taleplerinden hiçbir zaman vazgeçmiyorlar ve daha kuruluşlarından bir yıl sonra ilk siyasi hamleleri milletvekili seçimlerinde aday göstermek olarak ön plana çıkıyorlar. Bu dönem aslında beraberinde farklı şeyleri de getirdiği bir dönem oluyor. 1925 yılı. Özellikle dönemin Cumhuriyet Gazetesi başyazarı Yunus Nadi'nin kadınların siyasi hak talebini sürekli bu süreçten itibaren sürekli baltalayacağı ve aşağılayıcı bir tutumla eleştireceği bir dönem başlangıcı oluyor bu. Ve dönemde Şehzade İsyanı gibi aslında tarihin sürekli üzerinde durduğu ve gündemi meşgul eden meselelerle
yol alındığı için ne yazık ki muhalefetin sesi sürekli bastırılır durumda oluyor. Buna kadınlar da dahil oluyor. Bu şekilde yazılar, çizimler sürekli aslında devam ediyor. Bir de bununla direnmeye başlıyorlar buna karşı. Ardından 1926 yılı bu bahsettiğim de isyan gibi sebeplerle görece tabii ki o baskıcı ortamın içinde daha ılımlı bir politika ile geçiyor ve oldukça yani siyasi hak talepleri hala devam ediyor ancak bunun yanı sıra biraz daha ılımlı bir politika izliyor kadınlar. Ama tabii ki yine durmuyorlar ve ikinci siyasi hamleleri bu baskıcı ortama rağmen yine gündeme geliyor ve bu sefer Cumhuriyet Halk Fırkası'na üyelik için başvuruyorlar. Aslında o dönem bunun yani Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bir erkekler partisi olduğunu ve siyasi kurucu kadronun oldukça egemen ve ataerkil bir tutum içerisinde olduğunu, bir zihniyet içerisinde olduğunu farkındalar. Bunu da aslında şöyle açıklayabilirim. Biraz daha gündemde kalma ve bu hak taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirtmek için böyle bir yol izliyorlar bu kez. Ardından 1927 yılı geliyor. 1927 yılı hem Birlik için hem Nezihe Muhittin için aslında hem en büyük başarılara sahne olacak hem de aynı zamanda en büyük hayal kırıklıklarına yol açacak yıl oluyor. 1927 yılında yani 27 seçimlerinde kadın mebus adayı göstermek istiyorlar ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nın reddedişini ve arkasından getirdiği süreci izliyoruz aslında. Buradan sonra o yıkıcı taraf ekstra ortaya çıkıyor. Çünkü bu dönemde artık Kadın Yolu Dergisi oldukça iyi bir feminist literatürle dünyada kendini tanıtmış. Aynı zamanda Türk Kadınlar Birliği Anadolu'da örgütlenmeye başlamış ve o kurucu siyasi kadronun hiç de hoşuna gitmeyecek derecede büyüdüğü, hareketin büyüdüğü bir yıl oluyor. Bununla birlikte TKB bir kongre düzenlemek istiyor. Bu kongrede tabii ki bir sürü gündem maddesi var. Bunlardan en önemlisi her zaman ön plana çıkan siyasi haklar talebi oluyor. Bu TKB kongresi gerçekleştikten bir gün sonra gazetelerde bir usulsüzlük iddiası ortaya atılıyor. Heyetin seçiminde bir usulsüzlük olduğu kongreye katılan katılımcılardan biri tarafından ortaya atılıyor. Bununla birlikte birlik kendisini aklıyor. Tabii ki böyle bir şey olmadığından bahsediyor. Ama tabii ki bu sabotaj çalışmaları da aynı şekilde devam ediyor oluyor. TKB seçme ve seçilme çalışmalarına devam ederken bir kamp düzenlemeye karar veriyor. Bu kamp aslında kadınların eğitim ve dinlenme kampı olarak Heybeliada'da böyle bir kamp ortaya çıkarılıyor. Nezihe Muhittin bunu dönemin erkek egemen yapısı içerisinde hem eğitim hem dinlenme hem eğlence ihtiyaçlarının sürekli erkekler için karşılandığını, bunun da kadınlar için bir alan olarak yaratmak istediklerini söylüyor ve bu kamp için izinler alınıyor. Ancak kamp kurulduktan sonra polisiye tedbirlerle kamp sökülüyor ve bunun izin dahilinde bir kamp olmadığından ve yasal olmadığından bahsediliyor. Bunun ardından da bu arada Cumhuriyet Gazetesi aslında iktidarın yayın organı gibi çalışmaya devam ederek sürekli bu hak mücadelesini bastırmaya çalışıyorlar tekrar. Ve bu süreç içerisinde her zaman aslında. Bunun yanında bundan sonra olacak adım da artık sonun başlangıcı gibi oluyor. En azından Nezihe Muhittin'in birliğin başında olduğu dönem için. Bu dönemde de birliğe bir operasyon gerçekleştiriliyor. Bu operasyonda artık bir şekilde o hareketin bastırılmasıyla başlanacak süreçte Nezihe Muhittin'in birlikten kendi çıkarları için 500 lirasını aldığı öne sürülüyor. Bu hiçbir zaman tam olarak kanıtlanamasa da aslında ne yazık ki Nezihe Muhittin'in birlikten ihraç ettirilmesiyle oluşturulacak bir şeyin de başlangıcı oluyor sürecin. Nezihe Muhittin bunun zaten Kadın Yolu Dergisi'nde kendi bir şekilde imkanlarıyla başlattığını söyleyerek bir şekilde bu dergiye aslında destek olması için olabileceğini iddia etse de ne yazık ki davalar açılıyor ve Nezihe Muhittin birlikten ihraç ettiriliyor. Ardından Türk Ocağı'nda yeni bir heyet toplanıyor valilik tarafından ve Türk Ocağı'ndaki yeni heyette aslında Nezihe Muhittin'in ardından gelecek kadronun hiçbir zaman eskisi gibi hak savunucusu olmayacağını bizlere gösteriyor ve Latife Bekir zaten yaptığı bir konuşmada biz Nezihe Muhittin gibi hayaller peşinde koşacak değiliz. Bizim böyle bir hak talebimiz olmaz. Aslında bize bu haklar ne zaman verilirse o zaman alırız'a yakın bir ne yazık ki duruş sergiliyor ve Nezihe Muhittin ve o kadronun güçlü yapısını biz ondan sonra birlik içerisinde ne yazık ki göremiyoruz.
Nezihe Muhittin'e döndüğümüzde de aslında Taahhüt Yolu'nun anılarında o dönem çok net paylaşılıyor ve orada 1934 yılında kadınların seçme ve seçilme hakkını almalarının ardından 1935 yılındaki bağımsız 1935 yılındaki seçimlerde bağımsız aday olarak bir kere daha siyasete girmeyi deniyor, ardından üzgün ve kırgın olduğu aslında ne yazık ki ön plana çıkıyor birçok yazıda, özellikle Yaprak Zihnioğlu'nun Kadınsız İnkılap adlı kitabında. Ve 1958 yılında yalnız ve unutturulmuş bir şekilde, aslında tarihten silinmeye yaklaştırılmış bir şekilde de vefat ediyor Nezihe Muhittin. Bu hikayenin benim açımdan tanıştığım andan itibaren aslında anlamı çok büyüktü ve bununla birlikte resmi tarihin ne kadar şeyi es geçtiğini, bizlerle paylaşmadığını anlamış oldum. Pekiştirmiş oldum ya da. Bununla birlikte aslında Cağaloğlu bir basın tarihi yürüyüşü olduğu için mekanımız Cağaloğlu olarak belirlenmişti. Orada bir mekan belirleme süreci artık vardı. Bu çok kısa olarak bundan da söz edecek olursam, mekanı belirlerken yani bu olayı bir yerde anlatmam gerekiyordu ve öncelikle Kadın Yolu dergisinin basıldığı matbaa için çok çaba gösterdim. Gerçekten gidip tek tek matbaalarla konuşmaktan arşiv taramasına kadar birçok çaba gösterdim ama Hamit ve Mahtumları matbaasını bulamadım. Bu tarihin bize ne kadar ulaşmadığının da aslında benim için üzücü bir göstergesi oldu. Bununla birlikte söylediğim gibi Cumhuriyet Gazetesi'nin sansürleri ve baskıları beni çok etkilemişti. Ve o yüzden dönemin Cumhuriyet Gazetesi binası olan eski adıyla Münifbaşa Konağı, bugünkü adıyla Pembe Köşk olan bu binayı tercih ettim Cağaloğlu'nda. Ve anlatıyı burada gerçekleştirdim. Ama tabii ki bununla birlikte şu soru hep vardı kafamda ve aslında bunu da böyle kolektif bir düşünme pratiğine çevirmek çok isterim. Kadın tarihini kim yazıyor ve kim önümüze koyuyor ve bu hikayeler nasıl unutturuluyor? Biz neden bu hakları tepeden inme, kadınlara siyasal haklar verildi şeklinde öğreniyoruz da Nezihe Muhittin'in bu mücadelesini ve öncü kadınların bu mücadelesi hakkında en azından resmi tarihin, en azından okullarda paylaşılan kısımda hiçbir bilgi edinemiyoruz. Bu beni çok etkileyen bir durum oldu. Mekan bellek ilişkisi olarak da aslında son olarak şunu söyleyebilirim. Önünden geçtiğimiz birçok yer konuşuyor. Önünden geçtiğimiz birçok mekan aslında yaşanmış bazı şeyler barındırıyor ve biz aslında hafızayı bu şekilde canlı tutabiliyoruz. Bu hikayeleri araştırarak, bularak ve bunları paylaşarak. O yüzden bugün burada olmak ve bunu paylaşmak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Dördüncü konuşmacımız Özlem Şimşek. Özlem Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sanatta yeterlilik programına devam ediyor ve maskelenme ve rol oyunu pratikleri isimli tezi üzerinde çalışıyor. Bugünkü konuşmasının başlığı fotoğraf koleksiyonları yoluyla Müslüman Osmanlı kadını kimliğini yeniden düşünmek, 1890-1915 arası bir döneme bakıyor. Merhaba, geldiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca organizasyon komitesine ve sempozyumun gerçekleşmesini mümkün kılan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Size yapacağım sunumda iki Osmanlı ailesine ait fotoğraflar göstereceğim. Sınırlı sayıda fotoğraf koleksiyonu geç Osmanlı döneminden Müslüman sınıfa mensup kadınların günlük yaşantılarını gösteren fotoğraflar barındırır. Bu koleksiyonlardan biri ekranda solda gördüğünüz Getty Araştırma Enstitüsü Pierre de Gigord koleksiyonunda yer alan ve kimliği bilinmeyen bir asker ailesine ait 59 adet şipşak fotoğraftan oluşur. Koleksiyondaki fotoğrafların amatör fotoğrafçı tarafından büyük ihtimalle de orduda fotoğrafçılık dersi verildiği için burada günlük kostümüyle gördüğünüz ama diğer fotoğraflarda üniformasıyla göreceğimiz yüzbaşı tarafından çekildiği anlaşılıyor. Fotoğrafların bir kısmında yüzbaşını fotoğrafta gördüğümüz için o fotoğrafların da hane halkından kadınlar tarafından çekildiğini düşünmek mümkün. Bu koleksiyonda bugünkü aile albümlerinde görülebilecek ev içi sahnelerini, çay partilerini, toplantıları gösteren fotoğraflar yer alıyor. Asker fotoğrafçı Alisan Bey tarafından çekilmiş sağ tarafta örneğini gördüğünüz fotoğraflarda Osmanlı kadınlarının günlük yaşamlarını gösteren sınırlı sayıda fotoğraf serilerinden bir tanesi.
Ali Sami Bey 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı ordusunun modernleşme sürecini belgeliyor. Bunun yanında da Ali Sami Bey'in ev içindeki yaşamı, çocukların eğitimini ve aile toplantılarını gösteren fotoğrafları bugün birçok arşivde, özel ve kapısal arşivlerde dağılmış durumda. Biliyoruz ki Osmanlı ailesinin içinde harem, işte kadınların, çocukların ve geleneksel kaç göç kurallarına göre erkeklerin ortak yaşam alanıyken, oryantalist literatürde genelde sefaletin, tembelliğin, erotizmin hüküm sürdüğü bir mekan olarak çizilir. Ekranda gördüğünüz fotoğrafta 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı stüdyolarının imparatorluğu ziyarete gelen turistlere satmak amacıyla hazırladığı oryantalist serilerden bir örnek. Bu da örneklerden bir tanesi. Osmanlı hareminin içini gösterdiğini iddia eden fotoğraflar, ellerinde kahve, nargile, saz, ud ile yumuşak bir mindere uzanmış, oturmuş kadınları gösterir ve hareme dair oryantalist hayalleri besleyecek genel bir görüntünün çeşitlemelerinden oluşur. Ancak 19. yüzyılın, yani yüzyılın döneminde Osmanlı modernleşmesinin Osmanlı kadınlarının günlük hayatına nasıl yansıdığı üzerine çalışan araştırmacıların temel kaynakları da doğal olarak işte Osmanlı hükümetinin yayınladığı kadınların kamusal alandaki varlıklarını düzenlemeye yönelik fermanlar ve dönemin gazetelerindeki tartışmalar olur. Dolayısıyla ben fotoğrafları çalışmaya başlarken bazı sorular belirledim. Bu iki bağlamda, oryantalist fotoğraflar ve işte fermanlar ve gazetelerdeki tartışmalar bağlamında. Sözünü ettiğim bu iki ayrı fotoğrafları, oryantalistlerin hayali haremi ve gerçek ev içi yaşam arasında nasıl farklar ortaya koyuyordu? Ev içinde geleneksel haremlik selamlık kuralları uygulanıyor muydu? Kadınlar kamusal alanda nasıl bir örtünme şeklini benimsemişlerdi? Ev içinde örtünüyorlar mıydı? Dönemin fermanlarından ve gazetelerinden edindiğimiz bilgiler, fotoğraflardaki kadınların giyim kuşam ve örtünme şekilleriyle uyumlu muydu? Ailelerin kaç çocuğu vardı? Fotoğrafların kesin tarihini belirlemek mümkün olabilir miydi? Örneğin ekrandaki aile üyelerinin kameraya karşı kadeh kaldırdıkları fotoğrafta kadınların ev içinde örtünmediklerini görebiliyoruz. Erkeklerin askeri set üniforması içinde, kadınların da batım odasına uygun giysiler içinde poz verdikleri... Okay, sorry. It's okay now? Okay, I'm going. Devam ediyorum. Erkeklerin askeri üniforma içinde, kadınların da batım odasına uygun kıyafetler içinde poz verirken görüldüğü karede, kadınların korseyi... Duymuyorlar anladığım kadarıyla. Mikrofona yaklaşıyorsanız mesele... Ama işte o zaman da... Duymuyorlar. Merhaba. Okay. Erkeklerin askeri set üniforması içinde, kadınların da batım odasına uygun giysiler içinde poz verirken görüldükleri bu karede, kadınların korseyi ev içinde de kullanacak derecede benimsedikleri anlaşılıyor. Aynı durum ailenin diğer fotoğrafları için de geçerli. Burada da kadınların 1890'ların Avrupa modasının belirgin işaretlerinden biri olan yüksek boyunlu ve koyun budu kollu olarak tanınan elbiseler içinde poz verirken görülüyor. Elbiselerin kol modelleri fotoğrafları tarihlendirmek konusunda yardımcı olabilecek bilgiler taşıyabilir. 1895 yılında yayınlanmaya başlayan kadınlara mahsus gazetenin dönemin Avrupa modasına uygun elbise modellerini yabancı mecbolardan alarak yayınladıkları biliniyor. 1895 Eylül ve Ağustos ayında gazetenin ekinde yayınlanan ekranda gördüğünüz modellerin fotoğraflardaki elbiseler ne kadar benzer olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu fotoğrafların en erken 1890'ların ortalarında çekilmiş olduğunu düşünebiliriz. Bunun yanı sıra ailenin ev içinde geleneksel mobilyalardan vazgeçtiğini, sandalye ve kanepe gibi batı tarzı mobilyaları kullandıkları da görebiliyoruz. Bu da 1895'in Eylül ayından bir kanunları maskeli bir şey örneği. Orada da modelle birlikte modanın nasıl değişmekte olduğu anlatılıyor. Buradaki kadınların hem modelleri hem de saç modellerine dikkat edin. Bu da Ali Sami Bey'in eşi Rafiye Hanım. Yani neredeyse saç modasının aynısını uygulamış saçında.
Yine mi olmadı? O zaman dönmeyeyim. Esen Bey'in eşi Refik Hanım'a gösteren fotoğrafında giydiği elbisenin modeli dolayısıyla 1890'ların ikinci yarısında çekildiğini düşünmek mümkün. Okay. Tamam. Esen Bey'in eşi Refik Hanım'a gösteren fotoğraf sayesinde de giydiği... Evet, o çok iyi. Giydiği fotoğraf... Açık mı bu? bu fotoğrafında 1890'ların ortalarında çekildiğini düşünmek mümkün. Refik Hanım hakkında daha fazla bilgiye sahip olmamız, dolayısıyla evlenme yaşı ve çocuk sayısı hakkında daha net değerlendirmelerde bulunmamızı sağlayabilir. Refik Hanım 17 yaşındayken 1887 yılında evleniyor. Ve 1892'de 22 yaşındayken ve 25 yaşındayken iki tane çocuğu oluyor. Fotoğrafını da göstereyim. Burada Refik Hanım'ı kızlarıyla birlikte evin bahçesinde görüyoruz. Diğer ailenin fotoğraflarında da ev içindeki sen fotoğrafların çoğunda iki çocuk, yani baktığımızda iki çocukları olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla işte fotoğraftaki kadının yaşlı yani görünen yaşını düşündüğümüzde onun da 20'li yaşlarında evlenmiş olduğunu düşünmek mümkün. Fotoğraflar sayesinde her iki ailenin içinde de çocuklara itinayla bakıldığını söyleyebiliriz. Yani bu ortaokul yaşında görünen kız çocuklarının kız rüştelerine gidip gitmediklerini bilmiyoruz. Ancak yani onunla ilgili bilgi yok. Ancak eğitimlerin aile için önemli olduğu ve bunu göstermekten memnun olduklarını görebiliyoruz fotoğraflardan. Bu eğitimin bir kısmını da dikiş eğitimi kapsıyor tabii ki. Osmanlı'da genç kız eğitiminin önemli bir parçası. Bu fotoğrafta aynı zamanda Esen Bey'in kızlarının dikiş eğitimi aldığını görmenin yanı sıra Singer marka dikiş makinelerinden bir ilk modellerinden bir örnek de görüyoruz. ...1908 tarihli bir fotoğrafta Esen Bey'in ev içinden bir günlük yaşam kesitini gösteriyor. Onun yanı sıra da işte fotoğraftan ailenin İttifak, Karagöz, Tanin ve Hürriyet gibi dönemin gazetelerini okuyarak ikinci meşrutiyetin canlı politik ortamını takip ettiklerini anlayabiliyoruz. Yine aile üyelerini batılı kostümler içinde ve batılı mobilyalarla döşenmiş bir oda içerisinde görüyoruz. Bu iki koleksiyonda da çocukları, işte kadınları ve erkekleri gazete okurken, kitap okurken gösteren birçok fotoğraf var. Dolayısıyla okumanın günlük yaşamın parçası olduğunu ve bunu da göstermekten memnun olduklarını anlayabiliyoruz fotoğraflardan. Bu fotoğraf Ali Sen Bey'in evinde çekilmiş fotoğraf. Aile üyeleri olduğunu düşünüyorum. Yani tanıdıkları da olabilir. Gördüğünüz gibi bu odada diğer odalardan farklı olarak geleneksel mobilyalar korunmuş. Ancak fotoğraftan görebildiğiniz bir başka bilgi de diğer fotoğraflarda da aynı durumu görebiliyoruz. Haremlik selamlık uygulamasından vazgeçmiş ve kadınlar erkekler ortak alanı birlikte kullanıyorlar. Tabii akraba olabilirler ama genel geleneksel kaç köşe kurallarına göre yine de çok kesin kuralları var. Dolayısıyla haremlik selamlık uygulamasından vazgeçtiklerini anlayabiliyoruz. Aynı durum diğer ailenin fotoğrafları için de geçerli. Ben fotoğrafta önde gördüğümüz iki centilmenin kardeş olduklarını düşünüyorum ama yine de yani böyle olsa bile ya da olmasa bile eşleriyle birlikte haremi birlikte kullanmaları mümkün değil geleneksel haremi kurallarına göre. Dolayısıyla bu uygulamadan vazgeçilmiş olduğunu anlayabiliyoruz. Fotoğrafların geneline bakıldığında kadınların kamusal alana çıkarken iki farklı örtünme şekli kullandıkları anlaşılıyor. Bu gördüğümüz gibi Refik Hanım batılı kostümlerinin üzerine giydiği yaşmak ve ferarcısı ile poz vermiş. Yine diğer ailenin fotoğraflarında da yaşmak ve ferarcı ek olarak şemsiyeyi görüyoruz. Diğeri de görece olarak yani dönemin fermanlarından ve gazetelerinden anladığımız giyinme şeklinin, örtünme şeklinin dışında biraz ona göre görece daha açık bir örtünme şekli. Bu da başörtüsü ve manto. Bu mantoya yeldeme ismi veriliyor ve kadınlar genelde kırlarda, deniz kenarlarında, sahillerde 19. yüzyılın sonunda bu biraz kamusal kuralları, örtünme kurallarını esnetme çabasıyla bu dış kıyafeti seçtikleri anlaşılıyor. Burada Ali Sen Bey'in
kızım Hulusi Hanım'ı deniz kenarında yine yerdirmesiyle görüyoruz. Fotoğrafta aile bir çay partisi sırasında çekilmiş. Gördüğünüz gibi ailenin hanımı şapkasıyla dışarıda ve diğer kadınlar da yeldirmeleri ve başörtüleri birlikte dışarıda görülüyor. Pardon. Sonuç olarak bahsettiğim iki aile ait fotoğraflar oryantalist fotoğraf serilerinde harem ve Osmanlı kadın imgelerine oldukça farklı. Ev içinde kaç köşten vazgeçmiş, erkekli ve kadın olarak görüşen, roman ve gazete okuyan, fotoğraf çeken, modayı yakından takip eden, arabayla gezintiye çıkan modern kadınlar ve çocuklarının eğitimiyle ilgilenen aileler görüyoruz fotoğraflarda. Osmanlı Devleti'nin sık sık yayınladığı fermanlarla kamusal varlıkları düzenlenmeye çalışan kadınların kamusal alandaki örtünme kurallarını esnetmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Peki Osmanlı kadınları oryantalist literatürde erotize imgeler olarak temsil edilmeleri hakkında ne düşünüyorlardı? Fatma Ali Hanım'ın Nisvan-ı İslam eserinde kendisi ve iki yabancı misafir arasında geçen kurgusal hikayeden Osmanlı kadınlarının bu imgelerden haberdar olduklarını biliyoruz. Fatma Ali Hanım bu bahsettiğim konuşmada bu oryantalist fotoğraflardan birinin çözümlemesini yaparak oryantalist serilerin Osmanlı kadını yansıtmadığını anlatır, açıklar. Her iki fotoğraf koleksiyonunda da bu oryantalist imgeleri sataşan, onların parodisini yapan fotoğraflar olduğunu görmek, bu imgelere karşı duyulan rahatsızlığın ve hassasiyetin bir ifadesi olarak okunabilir. Aynı zamanda bu imgelerin muhteviyatını araştırmak istemiş olabilirler. Kendi kimlikleriyle oryantal imgeler arasındaki farkı ortaya koymak istemiş olabilirler. Her durumda bu kültürel cross-dressing fotoğrafları kadınların verili kimliklerini sorguladıklarının ve öznerliklerini ortaya koyma arzularının göstergesi olarak okunabilir. Yani fotoğraflar fazlasıyla ilginç. Yani geleneksel Osmanlı kostümleri içerisinde erkeklerden bir tanesinin kafasına süpürge taktığını görüyoruz fotoğrafta. Bir kadınların da masa örtülerini üzerlerine aldıklarını görüyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu henüz tamamlanmamış bir çalışma ve çok eğlenceli bir süreç oldu benim için. Her iki koleksiyonda da çok ilginç kadınların fotoğraflarıyla karşılaştım. Diğer noktalardan biri de benim için önemli olan Atatürk kitaplığında Ali Sami Bey'in daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflarına ulaşabilmem oldu. Dikiş dersi fotoğrafları bunlardan bir tanesi. Bu bir diğeri de Evin Dübe'nin dikkati sayesinde gerçekleşti. Ve bu ismi bilinmeyen ailenin fotoğraf koleksiyonu içinde Fatma Ali Hanım'a ait iki tane fotoğraf olduğunu fark ettik. Bu Fatma Ali Hanım'ın sanırım 30 yaşlarında çekilen fotoğraflarından bir tanesi. Gördüğünüz gibi Fatma Ali Hanım'ın yazı ile ilişkisini göstermek istemişler ama o fotoğraf makinesi çok kadraj yapımız çok zor bir makine. Dolayısıyla kadraj kaymış. Bu da diğer fotoğraflardan bir tanesi. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Son konuşmacımız Betül Gaye Dinç. Betül Koç Üniversitesi'nde Tasarım Teknoloji ve Toplum bölümünde yüksek lisans adayı. Lisansını Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde, çift anadalını İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde ve uzmanlaşmasını cinsiyet çalışmaları üzerine yaptı. İstanbul Kadın Müzesi'nde, Pera Müzesi'nde ve Proje 4 ile Ergis Çağdaş Sanat Müzesi'nde staj yaptı ve gönüllü olarak çalıştı. Şu anda da Pera Müzesi Öğrenme Departmanı'nda asistan olarak çalışıyor. Resimli kitapları ve çizgi romanları hem üretmekte hem de akademik bir alan olarak incelemekte Betül. Çocuklar için okur yazarlık etkileşimi olarak karikatürlü sakızlar ve çocuk kitaplarında resim ve yazı arasındaki ilişkiye odaklı çalışmaları vardır. Bence pek çok şeyi çalıştık ama karikatürlü sakıza gelememiştik. Dolayısıyla bu ilginç çalışma alanını ben dinlemek istiyorum şahsen. Betül'ün bugünkü konuşmasının başlığı Bir Akşam Yemeği Projesi, Müzeler için bir feminist pedagoji malzemesi denemesi. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sesim iyi mi şu an? Geliyor sanırım. Tamam. Biraz belki kaldırayım. Konferansı düzenlenen Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi'ne, İstanbul Kadın Müzesi'ne ve bu projenin doğmasına sebep olan, her zaman desteğini yanımda hissettiren Sayın Meral Akkent'e çok teşekkür ederim.
Uluslararası Müzeler Konseyi'ne göre bildiğiniz gibi müzeler araştırma yapan, öğrenmeye yardımcı olan, ziyaretçileri mutlu eden, eğlendiren, zevk veren birer iletişim mekanlarıdırlar. Aynı zamanda toplumsal değişimde ziyaretçilerin kültürün bir üreticisi olmasına da yardımcı olurlar. Serginin içeriğiyle ziyaretçiler arasında bir iletişim kurarlar. Ziyaretçilerin kendi arasında da bir iletişim kurmasına sağlarlar. Bir Akşam Yemeği sergisi isimli çalışmayı yaparken Uluslararası Müzeler Konseyi'nin bu tespitleri bana yol gösterdi. Çalışmamı şu sorulara cevap vermek için aslında yaptım. Sergisinde objeler yerine kadın hikayeleri olan bir müze için ne tür bir müze pedagojisi malzemesi geliştirebiliriz? Sergideki öykülerin ziyaretçilerle iletişim kurmasını nasıl sağlayabiliriz? Ziyaretçilerin nitelikli ve sürdürülebilir deneyimler kazanmalarını nasıl destekleyebiliriz? Ayrıca çizgi romanı bir müze materyali olarak nasıl kullanabiliriz? Bu soruları kendime İstanbul Kadın Müzesi'nin sürekli sergisiyle karşılaştım. 2017 yılındaki stajım sırasında sordum. Ve gördüm ki İstanbul Kadın Müzesi kentin kültür ve sanat yaşamını düşünce ve eylemleriyle zenginleştirmiş, yol açıcı kadınlarla buluşturuyor. Meral Kenti'nin dediği gibi İstanbul Kadın Müzesi kent kadın beyliğindeki tüm kimlikleri görünür kılıyor. Kent kadın beyliğini zenginleştiriyor. Biz sözcüğünü genişleterek yeni bir anlam atfediyor. İstanbul Kadın Müzesi'nin bana çok anlamlı gelen anlatma yöntemi, müzedeki biyografilerin tanıtım sayfalarına sadece ego documents dediğimiz bir teknik kullanmış olması. Yani tanıtım sayfalarında her öznenin kendi kendini algılayan ve kendi ifadesiyle kendini temsil ettiği mektupları, hatıra defterleri veya röportajları gibi kaynaklara yer veriliyor. Sayfalarda bir anlatıcı veya yorumcu bir ses yok. Ziyaretçi müzede karşılaştığı kişilerle aracısız bir şekilde iletişim kurabiliyor. İstanbul Kadın Müzesi'nin öznel belgeler hikaye anlatım metodunu kullanarak yetişkinler için nasıl bir müze pedagojisi malzemesi oluşturabileceği üzerine düşündüm ve ortaya Bir Akşam Yemeği Sergisi adlı kitap çıktı. Kitabın başlığından da anlayabileceğiniz gibi sanat tarihindeki başka eserler de bana ilham verdi. Judy Chicago'nun Yemek Daveti Yerleştirmesi, Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosunu feminist bir dille yorumlayarak kadınların sanat tarihindeki önemini bize yine sanat aracılığıyla anlatmıştı. Ben de bunu tekrar yorumlayarak odağımızı İstanbul'daki sanat ve kültür belleğindeki kadın sanatçılara çekmek istedim. Geçmişte ve günümüzde İstanbul'un sanat ve kültür tarihine katkıda bulunan 14 kadın sanatçıdan bahseden bir çizgi roman hazırladım. İstanbul Kadın Müzesi'nin dijital sayfasını incelediğinizde serginin İstanbullu kadın sanatçılar arasında çağları aşan bir diyalog oluşturduğunu görebilirsiniz. Yaptığım bu kitap "Sanatçı kadınlar bir araya gelse ne konuşurlardı?" sorusunun benim sergiden öğrendiğim cevabı. İstanbul Kadın Müzesi'nden bu 14 ilham verici ismi seçmemin feminist pedagojiye dayalı aslında iki sebebi var. Biri kesişimsellik, diğeri de kapsayıcılık. Müzelerde salt bir perspektiften kadın anlatısı yapmaktan kaçındığımız gibi bu kitapta da kadın tanımı yapmaktan kaçınıldı. Aksine kadınların deneyimlerinin çoğulu üzerinde durdum. Bu isimlerin birçoğu sadece kadın olduğu için değil, aynı zamanda kendi yaşamında toplumda öteki olarak konumlandırılmış kimliklere sahip oldukları için de bir sürü zorluklarla karşılaşmışlar. Bu yüzden hikaye birbirinden farklı etnik, cinsel, sınıfsal, siyasi kimliklere sahip kadınların hikayesini kapsayıcı bir dille sunuyor. Karakterlerimiz Bizans döneminden dünyanın ilk kadın bestecisi Cassia. Aynı zamanda yine Bizans döneminden sanat patronu olan İmparatoriçe 1. Theodora. Osmanlı döneminden Ermeni feminist yazar Haygon Uşmak, Ermeni sosyalist feminist yazar Zabel Yesayan, Osmanlı ilk kadın hakları savunucusu yazar Nuriye Ulviye Mevlan, ilk kadın Kürt dans bale dansçısı Leyla Bedirhan, Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türkiye'nin ilk kadın galeristi Adalet Cimcoz, Türkiye basının ilk profesyonel kadın foto muhabiri Eleni Küreman, İlk Musevi kadın, Türkiye'de ilk Musevi kadın oyun yazarı Beki Bahar, öncü kadın sanatçılarımız, seramik sanatçılarımızdan Alev Ebüziya, aynı zamanda politik eylemlerde sahne alan Ozan Şahturna Ağdaşan,
Karikatürist Pierre Lemadra. Feminist LGBT aktivist Esmeray. Feminist punkçı Ali Naslım. Bu sanatçılar hikayede bir araya geliyor. Bir yemek masasının etrafında hayali bir sohbet sürdürüyorlar. Birbirlerinin dertlerini dinliyorlar. Yaşadıkları dönemde toplumda kadın oldukları, sanatçı oldukları için karşılaştıkları zorlukları ve bunlarla nasıl başa çıktıklarını konuşuyorlar. Müze eğitim ve müzede öğrenme feminist pedagoji sayesinde de herkes için müze konseptini benimser. Herkes için müze ifadesi, müzelerin sergileri ve koleksiyonları sadece eğitimli izleyici kitlelerine hitap etmemelidir anlamını içerir. Her düzeyden eğitim seviyesindeki gruplara ulaşabilmek için de eğlenceli, deneysel ve etkileşimli pedagojik ve didaktik yöntemlere ihtiyacımız vardır. Bir Akşam Yemeği sergisi isimli çalışmamla İstanbul Kadın Müzesi için etkileşimli bir didaktik yöntem örneği oluşturduğumu düşünüyorum. Azize Kasya'nın dönemin imparator karşısında kadınları nasıl savunduğu, Eleni Kürema'nın kadın olduğu için kariyerinde karşılaştığı zorlukları, Esmeray'ın trans bir aktivist olduğu için aldığı tehditleri gibi kadınların farklı yüzyıllarda karşılaştığı sorunlardan bahsettim. Müzenin misyonu göz önünde bulundururken aynı zamanda ben bir ziyaretçi olarak bu müzeyi nasıl algılıyorum ve bu kültürün, bu sanatın nasıl bir parçası olabilirim onu yansıtmaya çalıştım. Ziyaretçi merkezi çalışmak isteyen ve herkes için müze prensibi olan her kurum sürekli ve geçici sergilerine özgün malzemeler geliştirmelidir. Ancak farklı öğrenme alışkanlığı olan kişiler de dikkate alınarak sergi uygun, özgün hazırlanmış müze eğitim malzemeleri sayesinde ziyaretçiler müzede gördükleriyle kişisel bir ilişkiye girebilirler. Türkiye'deki tüm müzelerin genç hikaye anlatıcıları birlikte çalışarak bu tür malzemeler üretmelerini diliyorum ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz bu yaratıcı çalışma için. Şimdi hiçbir zaman sınırı olmayan cevap, soru cevap kısmına geçtik. Geçiyoruz. Rahat rahat istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Buyurun. Geçemiyoruz. Maalesef. Yine bir kısıtlama geldi. Özellikle çeviri kabinindeki arkadaşlar öğlen yemeği konusunda hassasiyetlerini ilettiler. Peki. O zaman bize ne kadar vakit veriyorlar? Yani ne kadar hızlı toparlayabilirseniz diye. Peki. Çevirmenlerimizi lütfen düşünerek. Çok haklılar. Çok çok haklılar. Evet. Peki. Geçtik. Tamam. O zaman 10 dakikada toparlayabilir miyiz ki hani bir 40 dakika yemek için kalsın? Yemekte de devam edebiliriz bu arada sohbete. Dolayısıyla hepimiz orada olacağız diye düşünüyorum. Aslı önceydi. Pardon. Bütün sunumlar için çok teşekkürler. Kısacık bir soru Betül Gaye'ye. Kesişimsellikten bahsettin seçerken. Acaba aralarında konuşurken eseri bilmediğim için ilişkisellik de var mı? Çünkü sanat nedir? Yani sanatsal üretimi mevcut kurumsal formlar, outputlar dışında tanımlayabilir miyiz? Gecekondusunu yapan, izini bırakmayan işçi kadınlar, göçmen kadınlar, mülteci kadınların en azından konuları bu ilişkisellik ve tartışmalar içerisinde yer bulabilir mi? Yoksa sanat ürünü üreten kadınlar mı seçti? Şöyle aslında seçerken direkt İstanbul Kadın Müzesi'nin sergisinde olan kadınlardan seçtik. Ama bu sergide olmayan bir isim var, Esmeray. Esmeray'ı ben kendi performansını izlediğim için sahnede o yüzden ayrıca koymak istedim. Ama tabii ki de haklısınız, bu genişletilebilir, hatta genişletilmeli. Bu yüzden şu an hala devam etmekte olan da bir kitap olduğu için bu şekilde, bu yönde de geliştirmeyi isterim kendi adıma. Burada bir soru vardı. Merhaba. Hepinize tekrar çok teşekkür. Arzu Beril Kırcı'ya bir sorum var. Orada gösterdiğiniz o güzel Nimet Hanım'ın fotoğrafları ve mektupları. 2014'te ölüyor. Şimdi nerede? Şimdi ben de şöyle söyleyeyim. Aslında Naime Badem benim anneannem. Ben müzecilik yüksek lisansına başladığımda anneannemi kaybetmiştik. O zaman aklımda çok farklı bir şey vardı aslında. Master'ımı yaparken sergileme yöntemleriyle ilgili. Fakat çok özel bir yeri olduğu için hayatımda ben
aslında zamana direnmek, kişisel hafıza mekanları da tezimin başlığı olarak oradan geliyor. Bunu bir zamana direniş olarak algıladım ve anneannemi hep yaşatmak ve aslında onu unutmaktan korktum, itiraf edeyim. Ve unutmamak için de bir şekilde bunu somutlaştırmam gerek diye düşündüm ve aslında çalışmam ölümünden sonra dağıtılan objeler üzerineydi. Çünkü ben korkarken ailenin acaba geri kalan kısımların aynı korkuyu yaşıyorlar mı? Yoksa hani onlar normal mi karşılıyor, ben mi sorunluyum diye düşündüm açıkçası. Ve çocukları, kızları ve torunları arasında dağılan objeler üzerinden görüşmeler yaptım. Bu kısmı anneannemi diyebilirim artık. Bu kısmı anneannemin farklı bir boyutuydu. Ben sürekli zamanla bir iz bırakmak istiyorum onun adına. O yüzden aslında kadın çalışmaları ile ilgili bu alanda çok hakim olduğumu söyleyemem ama iz bırakmak adına burada sizinle de paylaşmak istedim. Bu sefer de kamusal deneyimleri üzerinden onu tanımak istedim açıkçası. Çünkü her seferinde ben de farklı şekilde tanıyorum. Dolayısıyla bütün malzemeyi şöyle aslında çocukları hala yaşıyor, kızları, oğlu yaşamasa da. Dolayısıyla aslında kızların da olması lazım. Ama mektupları ben de. Yani onun için ileride de şeylerim var ama bu sefer daha farklı. Dijital dediğim o ontolojik araştırmaları denemek istiyorum o mektuplar üzerinden. Böyle böyle hatırlamaya devam edeceğim herhalde farklı şekillerde. Malzemeler ben de, fotoğraflar ve mektuplar. Bunları kişisel olarak saklıyoruz ama sonuçta bunların bir kurumsal yerde saklanması gerektiğini eminim siz de kesinlikle katılıyorum. Takdir ediyorsunuz. Dolayısıyla kesinlikle. Kadın Eserleri Kütüphanesi'ni bu tür arşiv malzemeleri için tekrarlıyorum. Hı hı. Özel arşivlerimizi bu konuda çok hassas olalım. Aile fotoğrafları, özel arşivler bir araya geldiği anda başka bir tarih yazımına yol açacaklar. Onun için lütfen bunları aile özel arşivi sonra bizlerin çocukları yok edecekler. Kesinlikle. Yani bu, sizin için anneanne olarak tanıdığınız sizin çocuğunuz için hı-hı. hiçbir anlam ifade etmeyecek. Evet. Dolayısıyla onların daha uzun vadeli korunması çalışmalarımızı dijital üzerinden yapalım hı-hı. ama orijinal belgeleri daha sağlam bir yerde koruyalım. Kesinlikle katılıyorum. İşte bu yüzden aslında ortak bir veri tabanı oluşturmak derken hem bu çalışmaların toparlanabileceği bir şey hem de gerçekten farklı karşılaştırmalar yapabileceğimiz bir ortam yaratalım demeye çalışıyorum aslında. Kesinlikle katılıyorum söylediklerinize. Teşekkür ederim. Ben bu kişisel tarihi ve fotoğrafları bizlerle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Başka soru var mı? Bir soru geliyor oradan. Sorudan ziyade tamamlayıcı bir katkıda bulunmak istiyorum. Ben daha önce Cumhuriyet'in Dindar Kadınları'nı yazdım. Muhafazakar kadınların başörtüsü şeyini, başörtüsü kullanmaya başlamalarını kendi kişisel hikayeleri üzerinden anlattım. Şu sıralarda Nazika Şişman'la beraber Antep'teki kadınlar üzerine bir çalışma yapıyoruz. 70 yaşın üzerindeki kadınların işte zaman, mekan idrakleri üzerinden gidiyor bizim çalışmamızda. Kız enstitüleri kısmı çok çarpıcı. Başpınar dergilerini taradık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antep'teki halk evlerinin Antep'teki resmi yayın organı. Her dönemde okullar açılmasına yakın şöyle bir şey var. Reklam diyemeyeceğiz. Gazetede reklam yok ama bir çerçeve içinde. Kızlarınızın daha iyi bir ev hanımı olması, çocuklarınız, oğullarınızın da zanaat ehli olması için işte kızlarınızı, kız enstitülerini, oğullarınızı da sanat mekteplerine gönderin diye. Şimdi o dönemde şöyle bir çarpıcı bir şey yakaladık. Şimdi modern ailelerin kızları kız enstitülerine gönderiliyor. Anne babanın tercihine rağmen yüksek okul okuyan çocuklar biraz da hani onları karşılarına alarak ve çok fazla değil o kuşakta işte. Hani doktor, avukat, eczacı var ama şehrin önde gelen ailelerin kızları özellikle kız enstitülerine gönderiliyor. Fakat o dönemde işte 1940 doğumlu bir ayağından bir ailenin kızıyla daha bir esnafın
esnafın kızının birbirine yaklaşan bir hayat hikayesi var orada kız enstitüsü üzerinden, o da dikiş. Şimdi bir taraf şey olarak okula giderek dikiş öğreniyor ama tabii ki sonunda diploma almak onun için önemli. Ama diğer taraf bir zanaat edinip hayatını işte ailesine katkıda bulunmak için şeye gidiyor, terzi yanına gidiyor. İşte ilkokulu bitirir bitirmez Ekrem Işık'ın Osmanlı'da kız çocukları nasıl terbiye edilirdi? İşte mahalleden ehli din bilinen bir kadının yanına gönderilirdi. İşte lambaların isminin nasıl temizleneceğini öğrenirlerdi falan gibi bilgisini 1950'lerde 40'larda Antep'te devam ettiğini ve kız çocuklarının halktan kişilerin oralara gönderildiğini görürüz. Ve oradaki şey dikiş meselesi çok önemli. Enstitülerin şeyi bir taraftan da dikiş yaklaştırırken pasta üzerinden bir ayrışma var. Esnaf daha alt gelir grubundan kadınlar, gençlerle şeyin üzerinde. Çünkü evdekiler bir terzi yanına gidenler de pasta yapmayı bilmiyorlar ve o dönemde pasta yapmayı bilmek çok üst sınıfa ait bir temsil olarak görünüyor. Dolayısıyla işte pasta yaptım, işte pastane açtım, ilk pastanenin açılmasına öncülük ettim diyen Robert Koleji'nde okuyan işte Gaziantep'e Lyons şeyini kurmuş örneklerle karşılaştık. Bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Son soruyu alalım. Ben o arada bir ekleme yapayım mı? Betül Gaye'nin sunumu esnasında ben Esmera'ya bir mesaj attım. Kendisinin çok çok selamı var Feminist Pedagoji Konferansı'na ve Betül'e. Onu da eklemiş olayım. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Tanışabilirsek ayrıca mutlu olurum Esmera'yla. Tamam. Teşekkürler. Bir soru vardı galiba. Yok mu? Sorusu olan el kaldırabilirse. Evet. Ben soru değil de çok kısa dikkatimi çeken bir şey vardı. Onu çok kısa öğle yemeğinde yemeden aktarmak istiyorum. İlgi Hanım'ın sunumunda ben de bir araştırmam sürecinde Türkiye'deki kadın hareketi üzerine biraz kafa yormaya çalıştım ve birinci dalganın evrensel süreçle ne kadar ilişkilendiğini algıladım ve hani o belleğin nasıl belleksizleştirildiğini, silindiğini kendi annemin kuşağında özellikle görmek beni de çok üzdü, kalbimi kırdı. Tabii şey çok önemli. Geri dönüp baktım kendi notlarıma siz okurken, eğer yanılmıyorsam da kaynağımdan Nimet Cemil Kadın Dünyası dergisinde şeyi tartışıyorlar, nisailik kavramı ve terminolojiyi o olarak kullanmak değil de yani evrensel şeye nasıl oturduğunu frame etmek adına 1921 tarihli yazısında feminizm kelimesini aynen kullanılmalıdır diye yazısında yer veriyor. Yani bu aydınlanma ve farkındalık süreçlerinin ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda yani o dönemde 30'a yakın kadın dergisinin olduğunu tabii hepimiz biliyoruz ama bir de bence kadın örgütlerinin imparatorluğun tümünde etkili olduğunu, Kürt kadınlarını kalkındırma derneğinin, işte Rumeli'deki etnik kökenlere göre ayrışan ve 4 hatırladığım kadarıyla farklı temada işte eğitim, iş bulma, kadın hakları gibi farklı konularda aktif olduklarını ben o aklıma geldi. Hani telaffuz etmediniz ama ben de hani katkı koymak istedim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyoruz tüm sorular ve yorumlar için. Buyurun. Halk evlerinin pasta dersi vermesiyle diğer çocukların evde pasta öğrenmeden işte yemek yapıp terzilik öğrenmesi arasındaki farkta anlatan arkadaş halk evleri değerlendirmesi mi yapıyordu? Ben anlayamadım. Yani buradaki meseleyi anlayamadım. O sohbeti acaba yemekte mi girsek? Çünkü çevirmenler hakikaten bize bir sıralama koydular. 2:30'da tekrar buluşuyoruz. Bir sonraki panel hatırlama pratikleri üzerine olacak. Tüm konuşmacılara güzel sorularınız, yorumlarınız için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz.
Müzik